Şimdi sürpriz oldu dedik ama sürpriz mi oldu? Gerçekten bu olayı nasıl yorumlayacak? Usta gazeteci Sayın Adem Özsoy yanımızda. Adayları yorumlasın istiyoruz. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Yavuz Bey. Siz de haberi izlediniz. Zaten biliyorsunuz da yakinen de takip ediyorsunuz siyaset arenasını. AK Parti'den Şemsettin Emir, Fatma Aksal, Mustafa İsmail Okur adayları öne çıktı. Doğrusu benim için sürpriz oldu. Bilmiyorum sizin için oldu mu ama bu konuyu bizim için biraz yorumlamanızı istiyoruz. Tabii öncelikle birinci sıra adayı olarak biz yaptığımız programlarda da aday adayları içinden çıkardık. Yani 11 tane Mehmet Mezunoğlu ile birlikte 12 tane aday adayı içerisinden birinci adaylar kim olur diye sorduklarını biz de fikrimizi burada söyledik. Ve yapılan çalışmalarda da ön plana çıkanlar Müjdat Kahve ve Ayhan Demir olarak. Bunu da şunu olarak söylüyordum. Milletvekilliğinde özellikle bu seçimlerin AK Parti için çok önemli olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın anayasayı değiştirmek için 400 tane askere ihtiyacım var. Yani 400 tane parti felsefesine uyan ve partiyi seven 400 tane askere ihtiyacım var diye açıklamalarını kamuoyunda duyuyorduk. Tabii böyle olunca da ister istemez kim olabilir parti içerisinde? Partide biliyorsun AK Parti içinde liberal kanatlar var, demokrat kanat var, muhafazakar kanat var ve bunun gibi milliyetçi kanat var. Bu gibi arkadaşların arasından da bizim gözlemlediğimiz özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hizmet eden Müjdat Kahve ve Hayan Demir'in ön plana çıkarttığını, Mehmet Müezzinoğlu olmazsa bu adaylardan birisi olabileceğini, ancak bu adayların da tutulmadığı takdirde mutlak surette bu geleneğe uygun bir adayın olabileceğini burada ifade ettik. Yani bu konuşmalarda hepsini söyledik. Evet, yani şöyle diyebilir miyiz? Aslında da sürpriz... Sürpriz sayılmaz. Sürpriz sayılmaz. Niçin sayılmaz? Şemsettin Emir özellikle AK Parti'nin kuruluşundan beri partinin içerisinde. Fakat Şemsettin Emir halkın huzuruna çıktığında hep yani şöyle söyleyeyim, doğru bildiğini konuşan bir kişi olarak bilindiği için yani siyasette bazı şeyler doğru da bilinse konuşmalanabilir. Özellikle üst düzey yöneticilere karşı, topluma karşı veya seçmenine karşı çok fazla doğruyu söylemeyebilirsiniz. Ancak Şemsettin Bey'in öyle bir yapısı var ki her kendine göre doğru bildiğini, kamuoyunun desteklediği bir konuyu hiç çekinmeden ulu orta konuşan, söyleyebilen cesaretli bir arkadaşımız. Böyle olunca da tabii siyasette bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Kimisi tarafından takdirle karşılanıyor. Ama AK Parti'de itaat eden bir sistem olduğu için daha önce de Şemsettin Bey il başkanlığı adayı olduğunda seçimi kazanacağı bir dönemde Müjdat Kahve'yle yaptığı yarışta doğal olarak tabii ki iktidar tarafı özellikle Ankara Genel Merkezi'nin bizim gösterdiğimiz aday olacak dendiği için adaylıklardan hep kaybetmiştir. Yani AK Parti'nin kuruluşundan beri. Peki şimdi hani siz tabii daha iyi analiz edersiniz ama sonuç nasıl olur? Yani CHP bu sürpriz aday karşısında 3-0'ı bulur mu? Hani şimdi yavaş yavaş sosyal medyada da biz hani yakinen de takip ediyoruz. 3-0 olacak, işte sürpriz aday oldu, küskünler oluşacak vesaire gibi cümleler dolaşmaya başladı. Ya da yine 2-1 mi olur? Ya da 1-1-1 olur mu? Yavuz Bey, ister sonuca gelmeden yani Şemsettin Bey neden aday olabildiğini değerlendirirsek evet. Hem bizi izleyenler bakımından da farklı bir noktaya gelmiş olabiliriz. Tamam, oradan şimdi, buraya gelelim. Tabii ki oradan böyle gelelim. Şimdi Şemsettin Bey muhafazakar kesimin ama yaşam tarzıyla sosyal bir alanda geniş bir yer bulan bir arkadaşımız. Yani meyhanede arkadaşlarıyla da oturabilir. Sinemaya da gider, tiyatroya da gider, düğünlere gider, mevlütlere gider, yağmur dualarına gider, beş vakit namazını kılan yani böyle bir arkadaşımız. Doğal olarak tabii ki parti içerisinde de ilgi görmesi bundan kaynaklanıyor. Ve bu seçimler içinde adayı olmamıştı baştan. Ancak biz tabii ki Oskurakort olarak söylüyorum bunu. Daha önce böyle görüşmelerimizde biliyorsunuz sizler de zaman zaman bütün adayları arıyoruz. Adaylar size güvenir, bazı şeyleri paylaşır. Bizimle de paylaştığı konu vardı ve benimle paylaştığı konu çarşamba günü en son kendisiyle konuşmuştuk. Kendisi şöyle dedi, Adem abi ben AK Parti'den milletvekili adayı olacağım. Ben de kendisine dedim yok ya boşver Şemsettin olmaz mümkün değil sen dedim aday olmadın. Nasıl olacaksın dedim. Nasıl olacak, aday olmadan, burada dedim benim adayım dedim Müjdat Kahve
veya Ayhan Demir, ikisinden biri olabilir dedim. Tabii tenzih ediyorum diğer arkadaşlarımız da, ama gerekçesi bunun için söylüyorum. Yani kendi az önce saydığınız muhafazakar o gelenekten olması için söylüyorum. Bunu söyledim. Yok dedi. Sen dedi bak, bunu sana söz veriyorum. Ben dedi milletvekili adayı olacağım. Ben dedim vallahi İş Şemsettin şey demiyorum, konduramıyorum çünkü aday olmadın. Ben buradan da başta Şemsettin Emir'den de özür diliyorum. Çünkü kendisine hiç şans vermedim gerçekten. Ha biliyorum, kendisinin söylediklerine de inanıyorum. Ama AK Parti'deki hiyerarşik düzeni az çok bilen bir insan için olmayacağını tahmin edebiliyorum. Ancak sonradan tabii ki öğrendik ki, özellikle pazar akşamı ben Face'ten bir şey paylaşmıştım. İstanbul'a gitmiştim pazar akşamı. Bazen de konu olmuştu. Pazartesi akşamı da burada program yaparken dilimin ucuna geldi ama yine söylemeyeyim. Çünkü siyasette çok böyle çok son dakika golleri olabilir. Hı hı. Kimsenin riskini oynamayalım diye. Şemsettin Emir daha önceden Davutoğlu Sayın Başbakan tarafından ve Cumhurbaşkanı tarafından da teklif edilen ve Başbakan Davutoğlu tarafından da çağrılarak Ankara'da son anda Cuma günü adaylık başvurusunu yapmıştı Şemsettin Emir. Ve o aday başvurusunda özellikle Başbakan Davutoğlu istemişti. Bu ayrıntıları biz biliyorduk ama siyasette her şey olabilir diye, bir de aday olmadı. Buradaki parti içinde insanlar var. Bu arkadaşların da siyasi güçlerini bildiğimiz için Müezzinoğlu faktörü var. Hepsini topladığımız zaman Şemsettin Emir'e yine de %49 şans verdik. Ama %51 bu tarafa verdik. Hiç söylemek istemedim. Tekrar söylüyorum yani, şans vermedi halde Şemsettin Bey'e özür diliyoruz tabii. Siyasette bu yönler olur. İşte siyasette de fazla bilmenin de yani etkinliği yok. Ama bence sürpriz olmamıştır. AK Parti içerisinde çok emek sarf eden bir arkadaşımızdır. Biliyorsunuz daha önceden 2007 seçimlerinde 4. sıra milletvekili adayıydı. Evet. Ve zaman zaman belediye başkan adaylıkları için de başvurularda bulundu. Ama son dönemde de işte bu milletvekilini kendisi eskiden aday oluyordu. Şimdi aday olmadan kendisi davet üzerine çağrıldı. Bu sefer teklif üzerine. Evet, gerçekten böyle AK Parti'nin şeyine de uygun olan bir şekilde çağrılarak Şemsettin Bey aday yapılmıştır. Başta AK Parti ailesine olmak üzere tabii ki Edirne'ye hayırlı olsun. Şunu söyleyebiliriz Yavuz Bey, daha çok erken ama Şemsettin Bey gerçekten eğer milletvekili seçildiği takdirde Edirne'ye çok hizmetler edebileceğine inanıyorum. Çünkü kendisi doğru, dürüst ve sözün eri bir kişi. Söz verdiğinde yapar, bürokrasiyi çalıştırmasını bilir. İnsanların özellikle en küçüğünden en büyüğüne kadar insanların nabzını tutmasını bilir. Edirne'yi de tanıyor. Yıllardır da siyasetin içerisinde, yükseokul mezunu, tecrübeli, İlahiyat Fakültesi mezunu kendisi. Yani çok çok ekstrem birisi. AK Parti için de iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Partilerin adayları belli oldu demiştik. Genel seçimlerde partilerin adayları, 7 Haziran'daki yapılacak seçimlerde partilerin adayları belli oldu demiştik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayları aslında çok sürpriz olmadı ama 2 ve 3 için belki yorum yapabiliriz. Usta gazeteci Sayın Özsoy yorumluyor MHP'nin adaylarını. Evet, sizce MHP'de sonuç nasıl oldu? Sürpriz olmadı benim kendi kanaatim. Yok tabii ki, yani Gürsel Bey bu işi hak etmişti. Biliyorsunuz hı hı. İki dönem arka arkaya ikinci sıra milletvekili olmak kolay bir iş değil. Yani insanda yani motivasyon kalmaz. Ama kendisinin hem Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarında bulunması hem de iki dönem milletvekilliğinde ikinci sıra olmasına rağmen partisi için mücadele edip çalışması kendisini bugün için birinci sıraya oturturdu. Bizim için de sürpriz olmadı. Ama tabii ki kamuoyu öyle bir şey ki, Edirne'de de şu hava var Yavuz Bey. Gerçi bir Cumhuriyet Halk Parti hariç, onlar ön seçim yaptığı için. Evet. Atamayla gelenler için olduğunda özellikle siyasi partilerin kendi tabanlarında şöyle bir olgu oluşuyor. Taban demeyelim de daha ziyade üst düzeyde siyaset yapanlarda. Efendim ya işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne dışarıdan bir aday gelecek. Hatta biz de araştırmasını yaptık. İşte Meral Akşener Edirne'den Milliyetçi Hareket Partisi'ne aday olacak dediler. Meral Akşener neden Edirne'ye gelsin? Yani Edirne'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 100 bin oyu yok ki, yani seçimlere, geçmiş seçimlere bakarak. Garantisi yok. Burada evet. Olabilir mi yani? Ama böyle bir afaki konuşmalar. AK Parti'de yaşanan işte Süleyman Soylu geliyor, yok başka birisi geliyor gibilerde. Ama burada yakışan isim Gürsel Şimşek'ti. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Edirne'de ayakta tutan, maddi manevi, sadece bu Yavuz Bey kolay değil manevi yönden koşmanın ekonomik yanında, olarak da inanılmaz ekonomik destek anlamda, verdiği tabii, yani kulağımıza gelen şeyler. Tabii yani 8 tane ilçe bir de merkez 9 tane, bunların ayakta durması
çok zor. Bugün ekonomik koşullarda iktidar partisi farklı ama diğer muhalefet partileri gerçekten çok farklı ve tamamen bu işler ekonomiye dayanıyor. Gürsel Bey kapı kapı dolaşarak yıllardır bu işin içerisinde emek sarf etmiş bir arkadaşımız, iş adamı bir kardeşimiz ve çok iyi bir isimde aday gösterildi. Bunu zaten bekliyorduk ve Gürsel Bey'in arkasında da Şenur Hanım var, bayan, Uzunköprü'den avukat kendisi, tanıyorum. O da yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde emek sarf etmiş, çok değerli bir hanımefendi. Sefer Cem Erkut eski belediye başkan adayı olmuş ve Edirne'yi bilen, Edirne'nin de sevdiği isimlerden birisi. Yani bu üçlünün önümüzdeki dönem içerisinde bir milletvekilliğini hedefliyor. Ve bu bir milletvekilliğinde de yapacakları çalışmalar, genel politika tabii ki bu işte Yavuz Bey çok önemli. Yani adaylar çok iyi olabilir. Dünyanın en iyi adayını da getirirsen getir ama genel politika etkili olmadığı takdirde adayların pek fazla bir getirisi olmaz. Yani siyasi istatistiklere baktığınız zaman adayların getirdiği oy miktarı çok yani maksimum %5'tir. Bunun yani şeyini getiremez, fazlasını getirmesi çok zor. Çok zordur. Çünkü herkesin eşi dostu vardır. Yani partinin dışındaki oyları da sürüklerler. Ama bizim gibi Edirne çapında olan Trakya'da yaşayan insanlar için bizim öyle bir aile feodal yapılarımız olmadığı için, geniş ailelere sahip olmadığımız için adayın getirebileceği ancak %5 civarında bir oy potansiyelidir. Diğerini tamamen genel politikaya bağlı olarak gelir. Sakın bizi diğer adaylarımız veya partiler yanlış anlamasın. Her partide çok değerli adaylar var. Yani bugün 3 evet. tane partiyi konuşuyoruz, CHP, AK Parti, MHP ama onun dışında özellikle diğer partilerde de çok değerli arkadaşlarımız var, çok değerli kardeşlerimiz var. Bunlar da kendi işinde başarılı olmuş, aile yapısı güçlü, sosyal çevresinde sevilen insanlar ama partinin gücü çok önemli burada. Partinin rüzgarı ve bu partinin içerisinde eğer olmazsa bu sonuç bence... etkisi pek fazla olmuyor. Peki şansı nedir Gürsel Şimşek'in ya da daha doğrusu Edirne'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin şansı nedir? Yani girebilirler mi buradan meclise bir aday gönderebilirler mi? Valla şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı belli oldu. MHP'nin belli oldu. CHP'lilerin belli oldu. Cumhuriyet Halk Parti'nin 2011 seçimlerine göre konuşacak olursak seçmenimiz de bizi dinliyor. 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 136.500 oyu var. Evet. Ve iki milletvekili çıkardı. İkinci sırada Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. 80.500 oy aldı. Ve üçüncü sırada da Milliyetçi Hareket Partisi vardı. 38.000 oy almıştı. Arada çok büyük fark var. Çok fark var. Çok büyük fark var. Ama 2014 seçimlerinde son yapılan yerel seçimlerde özellikle birinci sırada yer alan Cumhuriyet Halk Partisi 116.000 oya düştü. AK Parti 79.000'e düştü. Milliyetçi Hareket Partisi de 53.000'e çıktı. Evet, Sayın Emir çok iddialı konuştu. 2-0 iki tane milletvekili adaylığı sözünü verdiğini söyledi. Yani teklif aldığını söyledi. Bütün gerçekleri de anlattı. Bütün çıplaklığıyla aday olmadığını, adaya aday olmadığını ama davet geldiğini söyledi. İlginç. Tabii şimdi Yavuz Bey az önce dedik yani bir background'una bakmak lazım. Şemsettin Bey 2002'den beri var bu işin ve iddialı bir arkadaşımız olduğu için hemen söylüyoruz. Hemen sizin söylediklerinizi söyledim. Aynen zaten böyle biz de tartışıyorduk. Ben şimdi bütün siyasetlerle görüştüğüm için bugün hatta Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Sayın Gürsel Şimşek'le de konuştuk. Şimdi Şemsettin Bey'le de böyle karşılıklı olunca o da iddialı konuştu. Ama onun ofisinde ama dışarıda illaki ben diyor geleceğim. 3-0 yapacağım. Ya kardeşim yapma gözünü seveyim diyorum. Nasıl olur yani? Seçim oyları bu. Aday değilsin bir şey değilsin. Oylara bakıyorum bile. Yok diyor. 3-0 yapacağız diyor falan. Neyse şimdi baktım 2'ye razı olmuş. Demek ki ciddi aday olunca demek ki oylara da baktı. 2'ye razı olmuş. Ama tabii ki işte Yavuz Bey söylediğim gibi seçmen profilimiz bu. 305.000 seçmenimiz var Edirne'de. Bunun normalde 260.000'i oy kullanıyor geçerli olarak. Bu 260.000 oyu da tabii ki dağıtmak lazım. Ama önümüzde 2 aylık bir süreç var. Türkiye'de her geçen gün her dakika çok önemli şeyler oluyor siyaset seçime evet. kadar. Ve özellikle yine söylüyorum genel politika çok etkiliyor. Yani insanlar işte biz ekranlardan insanlara bilgi sunuyoruz, haberler veriyoruz, insanlara haberler ediyoruz. Türkiye genelinde de böyle. Ama öyle bir siyasi konjonktür değişiyor ki 99 yılını hatırlayalım. Seçimlerde başka partiler favoriken Abdullah Öcalan yakalanınca başbakan o günkü başbakan azınlık hükümeti Bülent Ecevit hükümetiydi ve hemen seçimlerde 99 seçimlerinde Bülent Ecevit
birinci parti olmuştu DSP'si. Yani Türkiye'de her şey olabilir, her an olabilir. Fazla iddialı konuşmamak da lazım. Ama tabii ki milletvekillerinin bu şekilde iddialı olması ve kazanacağız demesi, adayların da çıkıp partilerini anlatması, kendilerini kabul ettirmesi seçmene kendi gelecekleri açısından çok olumlu olarak söyleyebiliriz. Yani burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, istersen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kapatalım, sonra MHP'yi konuşuruz bir dahaki haberde. Evet, onu kapatalım. Fatma Aksal ikinci sıra adayı. Biliyorsunuz kendisi yine 2011 seçimlerinde üçüncü sıra milletvekili adayıydı. Birinci sıra Mehmet Müezzinoğlu, ikinci sıra Tuna Bekleviç, üçüncü sıra Fatma Aksal'dı. Evet. Bu seçimlerde de Fatma Aksal bir basamak atlayarak ikinci sıra bayan olarak tercih edildi. Zaten bunu biz Fatma Hanım'ı tahmin edebiliyorduk Keşan'dan. Ya Muzaffer Demir ya Fatma Aksal olabileceğini. Üçüncü sıra Uzunköprü yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yer bulamamıştı. Ve bu dönemde de Mustafa Okur sizin de konuğunuz olmuştu. Evet, haberlerde jeneriklerimiz dönüyor. Gerçekten çok iddialı kardeşimiz o da Mustafa Okur. Genç bir kardeşimiz, fabrikatör. İpsala, Uzunköprü, Meriç'i çok iyi tanıyan ve çok çevresi olan birisi. Tarımla ilgilendiği için. İş adamının da sorunlarını bilen birisi. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi isabetli bir sıralama yapmış ve halkın huzuruna sunmuş. Bundan sonrası artık kendilerini ve parti programını atarak seçmenden o istemelerine kalıyor. Seçmen de kendilerini kabul etmesine kalıyor. Peki Sayın Özsoy, isterseniz telefon bağlantısı öncesinde olduğu gibi MHP'ye geçelim. Onları da yorumlamaya devam edelim. Gürsel Şimşek'i konuşuyorduk. Hani Gürsel Şimşek, söylediğim gibi kendisi de İpsala, Keşan ve Uzunköprü bölgelerinde, Enez bölgelerinde etkin olan bir siyasetçiydi. Hı hı. Ama genel anlamda baktığın zaman Edirne'ye hakim olan, Edirne'de il başkanlığı yapmış ve iki dönem milletvekili aday, ikinci sıra adayı olarak çok emek sarf etmiş bir arkadaşımız. MHP içinde iyi bir isim. Tabii ki Edirne'de yeni örgütlerin toparlanması, kendi çalışmalarıyla, onları da önümüzdeki süreçte göreceğiz, burada yorumlayacağız. Bugün için iyi görünüyor da yarın tablo ne olur onu bilemiyoruz. Onu da bu adayların açıklanmasından sonraki süreçte parti politikalarını izleyerek göreceğiz. Şenur Hanım dediğim gibi avukat, Uzunköprü'den iyi bir isim ve Uzunköprü'yü toparlayacağına inanıyorum. Sefer Cem Erkut da yine Edirne'nin yetiştirmiş olduğu değerli bir arkadaşımız. 1999 seçimlerinde belediye başkan adayıydı. Evet. Ve o da kendisi de Milliyetçi Hareket Partisi ile bir bütünleşerek iyi bir ekip oluşturacaklarını ve iddialı bir şekilde kendilerine de hatta bana Gürsel Bey söyledi, belki o da canlı yayına katılacaktı ama yetişemedi herhalde. Çünkü bir program var demişti. Evet, onu da görüşlerini alırdık. Tabii onlar da 3-0 falan demesin. Burada 3-0'la karşı CHP'yi hiç konuşmadık. CHP'de 3-0'a gidiyor. CHP'ye kimse en üst sıra gelmiyor. Geliyor. Evet. Yani kısacası Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki milletvekili adaylarına da başarılar diliyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ederim ben geldiniz, katıldınız ve yorumlarınızla bizi aydınlattığınız için. Varsa son sözünüz, buyurun, kadra sizin. Bütün partilerimizde bugün adaylar belli oldu. Tabii ki başta biz burada televizyonlarımızda da konuşuyoruz. Şu anda parlamentoda grubu olan partileri tartışıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Diğer adaylarımıza da ekranlar açık. Yani 31 tane parti seçime girecek. Bu partilerin adayları da bizim aldığımız duyumlara göre hareket ediyoruz ve yaptığımız araştırmalara göre kendilerini bize iletirlerse burada onlar hakkında da yorum yapabiliriz, değerlendirmelerde bulunabiliriz. Ama şunu söyleyebiliriz ki Edirne'yi seven Edirne yurttaşları bu arkadaşlarımız. Edirne'ye mutlaka hepsi hizmet aşkıyla gelecekler. Ama insanlara şunu yapmaları lazım Yavuz Bey, havadan sudan vaatler vermesinler. Yapabilecekleri sözleri versinler. Yani muhalefet partisindeki adam ben herhalde Edirne'ye havaalanı yapacağım derse kimseye inandırıcılığı olmaz. Çok önemli. Denizi getireceğim derse olmaz ama yapabileceği durumları söylesinler. Çünkü halk artık her şeyi biliyor. Elinde cep telefonuyla, televizyonuyla, radyosuyla, gazetesiyle her yere ulaşabiliyor. Bilgi çağındayız artık. Onun için insanlara daha yumuşak davranabilirler. Verebilecekleri, yapabilecekleri sözleri verirlerse daha mutlu oluruz diye düşünüyorum size.